Evet dostlar, yayınımız başlıyor. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Hemen başlıyoruz. Ve dostlar. Evet, bugün bir konum var sizlerle. Bugün neyi konuşacağız biliyor musunuz? Bitcoin, altcoin hiç fark etmez. Ne yaparsanız, neler yaparsanız para kaybedebilirsiniz. Çok kolay para kaybedebilirsiniz. Bunu konuşacağız. Tabii ki de birazcık kinayeli söylüyorum. Bunları yapmayın diye söylüyoruz. Ve bugün bir konuğum var tabii ki. iCrypex'ten Helin Çelik bizlerle olacak ve bu konuya özel deneyimlerini bizlerle paylaşacak. Toplamda 9 madde konuşacağız ve diyerek şimdi konuğuma dönüyorum. Öncelikle herkese Evet, merhaba. evet Eren, sendeyiz Helin, hoş geldin. hoş bulduk, sağ olun. Seni görmek, seninle birlikte program yapmak gerçekten Çok çok güzel. teşekkürler bir mukabele. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Bugün söylediğim gibi yatırımcı psikolojisine ve nelerin yapılması gerektiğine, nelerin yapılmaması gerektiğine, aslında bizi bilişsel olarak etkileyen sebeplere değineceğiz. Aşağı yukarı 9 maddemiz var. Karşılıklı senle istişarede Tabii bulunacağım. tabii. Bu şekilde ilerlemiş olacağız. Aynen öyle. Şimdi Umarım başlarken klasik değil. hatırlatmamızı yapalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Zile dokunun, videoları beğenin ve yorumlarınızı da mutlaka bekliyoruz. Yani bugün konuşacağımız 9 maddede sizin böyle hani ben şunu çok böyle detaylandırır mısınız gibi sorularınız olursa mutlaka yorum olarak yazın. Çünkü gerçekten önemli şeyler bunlar. Özellikle piyasaya girerken biliyorsun Elin genelde hep önce kayıp odaklı oluyoruz. Genelde İlk başta kayıp yaşanıyor. Çok hani böyle çok ultra bir şey olmazsa, değil mi? Genelde öyle oluyor. Evet, çok doğru. Şimdi şöyle bir durum var. Biz insanoğlu olarak kendi yaşam tarzımızı, kendi otokontrolümüzü kararlarımız doğrultusunda bunu içine entegre etmiş oluyoruz. Yani karar verme mekanizmasında bazı faktörlerden etkilenmiş oluyoruz. Bu genelde kendi yaşantımızla ilgili oluyor ve yatırımımızı etkiliyor, haliyle etkiliyor, karlılığımızı etkiliyor doğal olarak. Bu da risk algısıyla getiri algısının uyuşmamasından Evet. kaynaklanabiliyor. Dediğim gibi bu tür şeylerle karşılaşılıyor. O zaman hemen istersen ilk maddeye geçelim. Tekrar ediyorum. Bunları yaparsanız çok kolay para kaybedebilirsiniz. Bunu söylüyoruz. Kinayeli söylüyoruz. Yapmayın diye söylüyoruz. Ama tabii ki de gün sonunda kimseye yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Bunu da söyleyelim. İstersen madde bile başlayalım. Ne dersin? Tamam, olur başlayalım. Tamam. Önce çok kısa bir şey söylemek Tabii, istiyorum. tabii. Şimdi şöyle, yatırımcı yüksek risk aldığı zaman yüksek getiri bekliyor. Yani ancak burada risk düzeyi yatırım sürecinin full karla sonlanacağı anlamına gelmiyor ne yazık ki. Evet. Ve yatırım belki de yanlış kararlar yüzünden negatif sonuçlanabiliyor. Yanlış karardan dolayı bazı faktörler var. İlki yatırım hakkında en iyi düşünmek, en iyiyi düşünmek. Yani yaptığımız yatırımı biz aslında yanlış kategorize etmiş oluyoruz böyle düşünerek. Risk ve beklentiyi birbirine yanlış kategorize ediyoruz. Bu da kabul edebileceğimizden daha fazla risk almamıza sebep olabiliyor. Evet. Yani ilk maddemizde yatırımımızı yapıp iyiyi umduğumuz için, pozitif olduğumuz için, kar düşündüğümüz için ve sürekli bunu düşündüğümüz için riski de burada hesaba çok katamadığımız için zararla sonuçlanma durumu gerçekleşebiliyor. Bu ilk Evet, maddemiz. genelde hep şey alayım yükselince satarız, değil mi? Hep O boğa odaklıyız zaten. yüzden biraz daha bekleyeyim. Evet. Ve Riskiniz artıyor halbuki. Hani burada bir beklentiyle riskin uyuşmaması durumu söz konusu oluyor. Bu da kabul edebileceğimizden daha fazla risk almamıza sebep oluyor. evet. Daha fazla pozisyon açıyoruz belki. Bu tür şeyler Bu yaşanabiliyor. arada hatırlatayım, başta söylemedik muhtemelen. Bu videonun sonuna doğru Helin'den teknik analiz alacağız. Yani Bitcoin'de destek dirençler nereler? Dünden beri özellikle biraz daha böyle bir 7000'lere yükseliyoruz. 7100'lere sonra tekrar iniyoruz. O yüzden izlemeye devam edin. Sonuna doğru teknik analiz olacak. Yani aslında şeyi de konuşacağız. Ne gelirse peşinden nasıl bir tepkiyle karşılaşabiliriz Bitcoin'e diyerek konuya istersen devam edelim. Şöyle küçük bir hatırlatmadan sonra. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle ikinci maddemize geçelim o zaman. Algıda seçicilik. Önceki deneyimlerimiz, hafızamız, düşünce biçimimiz, yaşam şeklimiz aslında birçok dışsal faktörlerden etkilenmiş oluyor ve bu faktörler bize sinyal gönderiyor. Biz bu şekilde var oluyoruz. Yani bunu uyarlayacak olursak, geçmişte kaybeden bir yatırımcı tekrar kaybedeceğini düşünebilir.
Ya da tam tersi işte geçmişte kazanmıştır, tekrar aynı varyasyonla kazanmış olmayı Şey bekleyebilir. çok olmuyor mu? Çok pardon. Böyle ben alınca işte düşüyor, satınca yükseliyor. Beyler benim almamı bekleyin. Nasıl olsa düşecek falan diye böyle muhabbetler oluyor. Evet, oluyor, oluyor. Şimdi verileri o yüzden arınmış bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani tabii ki de insanoğlunu etkileyen bir hafızası, bir düşüncesi var. Evet, deneyimlerimiz bizim bir sonraki adımımızda çok etkin rol oynayabiliyor. Ama bunu arınmış bir şekilde, hani geçmişi çok böyle anımsamadan ya da tabii ki de hatırlayacağız, evet, ama aynı sonucu bekleyerek, mesela kazandınız, yine kazanacağım ben, piyasa çok benzer gidiyor, işte ben zaten böyle yapmıştım birkaç ay önce, tekrar yapabilirim ya da işte geçenki büyük harekette de böyle olmuştu, değil aslında. Yani bu algıda seçiciliktir bize bunu veren, yatırımcıya bunu kazandıran, hani insanın doğasında olan bir şey. O yüzden salt pozitif, objektif bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bizim verileri. Onda da sanırım böyle duygulardan arınmaya çalışmak lazım, değil mi? Yani Zor. bu zor bir şey, gerçekten zor. Evet, zor. Çünkü duygusal varlıklarız. Hafızamız çok diğer canlılara göre hatırlamamıza sebebiyet verebiliyor. Davranışlarımızı etkiliyor. O yüzden zor ama imkansız değil tabii. Ben de mesela videolarda özellikle hani duygulardan arındırılmış şekilde Hı düşünsene hı. hani şöyle bir video çektiğini çok yüksek rakamla girmişsin. Şimdi o videoya ister istemez duygun da yansır. Ya senin için de söylüyorum, sen de atıyorum ya video çekerken falan. Dolayısıyla ben videolarda falan yine aynı şekilde duygulardan arındırılmış şekilde o bizim videolara da yansıyor yani gerçekten. Çok doğru, çok doğru, kesinlikle. Yani birkaç denemeden sonra en azından bunu bilerek düşünüp hareket edersek daha faydalı olabileceğini düşünüyorum Bir de açıkçası. şey değil mi yani böyle gireceğin çıkacağın yeri belirleyeceksin abi. Gerçekten. Baştan. Yani gerekirse hakikaten böyle direktifler yazarak, çok Hı. böyle zamanında çok sevdiğim, hani değer verdiğim, hala da görüştüğüm birisi bana şey demişti, hocalarımdan birisi. Gerekirse kendine böyle post-it Evet. yapacaksın. Ona sadık kalana kadar gözünün önünde duracak. Yani hani bir şekilde bunu sağlamak gerekiyor. Evet. Aksi takdirde biz bu algıda seçicilik, bu psikolojide olan bir şey zaten. Bizim bütün yatırım kararlarımızı etkileyebilir, yansıyabilir. Ki olası, yani hani bu şekilde Evet. ilerliyor. Ben mesela şeye benzetiyorum. Her açtığın işlemi, bunu duymuşsunuzdur aslında klasik bir şey. Böyle tren vagonlarına benzetiyorum. Sen o işlemden ne kadar olduğunu hiç önemi yok. Kârla ayrıldıysan bir şekilde sen orada başarılısın. Çünkü gelecek vaat ediyorsun aslında. İşlemi ne için açarsın? Para kazanmak için açarsın. Eğer az çok fark etmez. Özellikle başta hiç fark etmez bence. Yaptıysan trink bir artı bir puan alıyorsun bence. Evet, yani bir de hele ki hedefe ulaşıldıysa Evet. daha fazla böyle bekleyip riske sokmaya çok gerek yok. Ya Ben işte biz de çok yaptık ya. 2017'de falan abi 50 Satoshi'den aldığımız coin ertesi gün 2000 Satoshi. Yani kaç katı ya? Kaç katı gerçekten? durmak zor ama İki, yani insan bu sefer şeyi düşünüyorsun. Bu işte kaçırmayayım. hani ben Değil, şimdi bekleyeyim. Daha yüksekten şimdi satayım. şu oluyor mesela işte Twitter'da orada burada okuyorsun falan o dönemden. Sen 50'den almışsın 2000 olmuş. Herkes bir de şu var. Herkes yükselince alıyor ya. Hani Evet. 2000 olunca insanlar akın akın gelirken sen de aslında onların yaptığı yanlış. Gelmesi 2000 iken. Sen de çıkamıyorsun bu sefer. Çünkü oradan da bir psikolojik baskı geliyor ister istemez. Ve o tabii ki o zamanlar çok şey böyle hepimizin yeni olduğu da zamanlar. Bu biraz böyle şeye de bağlı bu. Böyle biraz askerlik gibi de bu. Dayağı yiyorsun. Ondan sonra bir akıllanıyorsun yani. Böyle şey gibi sanırım. Ne devre olayı. Yani evet, zor ama dediğimiz gibi imkansız değil. Kendimizi böyle telkinde bulunarak hedefimiz gerçekleştiği zaman en azından bir çıkıp, yani çok şey değil, pozisyondan çıkılıp bakılıp tekrar duruma göre Ya evet. tekrar pozisyon açılabilir. Yani çok kritik bir seviye vardır, atıyorum. Artık hani psikolojik bir sınırdır. Biliyorsunuzdur kırdığı zaman gideceğini, ama o an piyasada farklı bir veri olabilir.
kaçırdınız ya da bir haber geldi ama etkisini bilemiyorsunuz. Yani her şey güzel giderken patır kütür, mesela Çin örneği. İlk başta işte blockchain iyidir, güzeldir, yatırım yapacağız, artıracağız dedi. Piyasa çok Çok ciddi yükseldi. fiyatlandı. Ertesi gün ne dedi? Ama kripto paraları bundan şey tutmuyoruz. Bundan ayrı tutuyoruz dedi. Sonra ne oldu? Piyasa aynı şekilde aynı hızla Evet. geri geldi. Şimdi öyle bir durumda mesela çıkıyor, her şey çok güzel. Yani hiç durmayacakmış gibi çıkıyor. 2000 dolar, 3000 dolar, 3500 dolar oldu, hala yükseliyor. Ama Evet. bir saniye, Çin böyle bir açıklama yaptı. Ben bunu bir kapatayım, bir bakayım. Evet, yani Giderse belli bir kritik bir nokta var, 10 binler, 10 bin 500'ler. Bunu aşarsa bir daha düşünürüm. Belki bu şeyde gidersek biraz daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet, yani bir de şey gibi, mesela balonu şişiriyorsun, şişiriyorsun, şişiriyorsun. İlla onu o kadar zorlamana gerek yok ki, çık başka coin al. Yani eğer sen illa hala devam etmek istiyorsan başka bir şeye geç, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani dediğin çok doğru, çok mümkün. Ama bir durup bir bakıp bir sakin olmak gerekiyor. Bu biraz daha kontrol etmemiz gereken bir mekanizma. Daha böyle bilişsel bir süreç. Bizim elimizde olmadan tetiklendiğimiz bir durum. Beynimizle alakalı olan bir durum. Evet. İşte O psikoloji yüzden gerçekten dikkat. o Evet. psikolojiye şey olmak lazım. Böyle hakikaten hakim olmak. Baştan demir gibi olup baştan koyacaksın kuralını disiplin çerçevesinde. Okumak lazım. Dediğin gibi yani o post-it'ler yazmak, duvarına yazmak, odandaki duvara koyacaksın. Atıyorum işte Bitcoin aldım 7000 dolar. Çok farazi örnek veriyorum. 8000'de çıkacağım, 9000'de çıkacağım. Veya hani 7300 aldım, 8200, hani o rakamlar değişir ama koyacaksın, çıkacaksın abi, bakmayacaksın. Sonrasında ne olmuş? Bence onun da önemi yok. Ha baktın 10-10 bin, 11 bin oldu sen sattıktan sonra, onu bir kayıp olarak görmeyip devamında gidişat doğruysa oradan girebilirsin yine. Pozisyonu açarken mantıklı bir şekilde düşünüp karar verilebiliyor. Ama bir işlemin içindeyken o kadar fazla etkenle baş başa kalıyoruz Evet. ki işte algıda seçicilik oluyor. Benim işlemim iyi, ben güzel açtım, böyle devam eder. Geçen sefer de böyle oldu. Bu da kârda, daha çıkar bu, daha yükselir gibi gibi sebepler ve biraz sonra açıklayacağımız nedenlerle sağlıklı karar verilemeyebiliyor işlem içindeyken özellikle. O yüzden direktif, kendimize verdiğimiz direktifler ve kendimize duyduğumuz sadakatle devam edersek daha faydalı Evet. olur. Bir de mesela şimdi bu videoyu şu an boğa sezonunda değiliz ama eminim bir gün boğa sezonu geldiği zaman, o hani 2017'deki gibi belki. O zaman da bu videoyu izleyecek arkadaşlar olursa şimdiden biz geleceğe bir not da bırakmış olalım istersen. Boğa sezonunda pozisyona girmek aslında çoğu zaman çok istenen bir şey olsa da aslında değil. Çünkü çok çok aşırı kolay kazandığın için bir bakarsın çok küçük rakamla bir girersin. Dersin ki böyle keşke daha büyük de girseydim. Sonra bir bakarsın büyük de çok, belki riskini alamayacağın kadar Allah korusun büyük bir rakamla girersin. Sonra bir boğa bir biter, ibre bir tersine döner. Gerçekten böyle şey kalırsın, yaya kalırsın. O yüzden boğa sezonunda girmek aslında daha tehlikeli. Evet, işte bu da risk ve beklentinin yanlış kategorize edilmesi oluyor. Beklediğimizden, kabul edebileceğimizden ve kaldırabileceğimizden daha fazla risk alıyoruz. Neden? Çünkü en iyiyi düşünüyoruz yatırımımız hakkında. Piyasanın böyle gideceğini düşünüyoruz. Daha önceki boğa sezonunu hatırlıyoruz. Neden? Çünkü algıda seçicilik yapıyoruz. Evet. Ve böylelikle ne oluyor? Yanlış karar veriyoruz. İşlemimize devam ediyoruz. Çok büyük pozisyon açıyoruz dediğin gibi. Keşke daha fazla yatırsaydım. Mesela geçmişte belki öyle oldu. Kazanıyorum da. Şunu da yatırayım. Hadi çok geç kalmış sayılmam. Biraz daha atayım, biraz daha alayım gibi gibi. Böyle şeyler olabiliyor. Dikkat. Bir de mesela şöyle şeyler de ben duyuyorum. Böyle mesela çok gerçekten yatırımcı psikolojisini anlatmak için veriyorum bu örneği. Gittin markete, güncel hayattan örnekler. 200 lira harcadın. Sonra gelip onu trading'de çıkarmaya çalışma. Yani. Ama aslında o değil olay. Doğru bir Değil. şey değil. Buna da birazdan değineceğiz. Biraz Tamam. hızlı İstersen şey yapmak yapalım. Bir sonraki maddeye geçelim. Ben de şöyle ışığımı ayarlıyorum bir yandan. istiyorum. Tamam, olur. Bir sonraki maddemiz sezgisellik. Bu Tamam. da yine bilişsel bir süreç oluyor. Genelde bilinmezlik durumunda ortaya çıkıyor. Yani insanoğlu bilemediği, tahmin
yani öngörüsünde çok bulunamadığı durumlarda kendi sezgileriyle hareket etmeye meyilli. Bu tarih boyu böyle gelmiş. Bu şekilde ilerleyen bir süreç ve bizim bilişsel olarak beynimizin yarattığı bir olgu. Çünkü sonunu ucunu bucağını bilmediğimiz bir durum var. Ve burada da kendi sezgilerimizi devreye sokuyoruz ister istemez. Hatta bununla ilgili yapılan birkaç araştırma var. Bir tanesinden kısaca şöyle bahsedebilirim. Mesela birisinin elinde bir tomar anahtar var ve bir kilit açması isteniyor. Burada süreç şöyle ilerliyor. O kişi kilide en benzer anahtar hangisi ise direkt onu bulup onu deniyor önce. Peki bu yatırımcıya nasıl yansıyor? Yani burada tabii ki de biraz kolaya kaçmış oluyoruz. Yani zihnimiz kısa yollar çünkü yaratıyor. Kısa yollar yaratmaya meyilli oluyor. Bunu da sezgisellikle birleştirirsek eğer güdümüzle, gözümüzle aşağı yukarı ölçüp tartıp biçtiğimiz şeylerle adımımızı atabiliyoruz. Normal olan nedir? O anahtarlarla böyle tek tek deneyerek belki bulmak. Ama biz orada en benzeri en ön sıraya almış oluyoruz. Ve yanlış çıkabiliyor. Sadece görüntüsel olarak bir benzerlik var ama biz sezgimizle hareket etmiş oluyoruz. Bu davranışın yatırım açısından yansıması da başkasının kararını kopya çekmek olarak karşımıza çıkıyor. Yani sen aldın mı? Tamam ben de alıyorum o zaman. Yani. Ya da duyuyorsunuzdur çevrenizde böyle attığı kuşu vuran kişiler olabiliyor. Yani işte her yatırımını neredeyse artıyla kapatıyor. Hasbelkader belki. Yani ya da hep olsanız karda. Ama şu da evet o çok var. Gerçekten ben 2017-2018 başlarından hatırlıyorum. Kimse şey demez. Böyle kaybettiğini söylemiyor. Buradan gerçekten izleyicileri ben de hani senin de aracılığına uyarmak istiyorum. Genelde bu tarz böyle boğa sezonlarını falan insanlarla sohbet ettiğimiz zaman, bir araya geldiğimiz zaman, gerçi o da şu an çok şu günlerde çok mümkün değil ama şey yani insanlar genelde hep o kazandığını söylüyor. Yani hem öyle hem de bakıyorsunuz eğer burada biraz da eksik bir bilgi varsa işlemi açacak olan kişi de yatırımcı da tabii ki de çevresine baktığı zaman ya senin işlemlerin iyiydi tamam ben de o zaman aldın mı tamam ben de alıyorum. Bu aslında kopya çekmek. Başkasının yatırımını almak. Bu bir eğilim. Hani evet. Bir şeydir aman öyledir böyledir yargılamak için söylemiyorum asla yanlış anlaşılmasın ama psikolojik olarak biz sezgisellikle hareket edebiliyoruz ve belki de iyi olan, yatırıma iyi giden birinin yaptığı işlemi yapabiliyoruz. Ama o an hata yapıyor olabilir ve... Hata yapıyor olabilir. Çok pardon. Neyse sen devam et. Tabii. Yok. Doğru. Yani hani o an hata yapıyor olabilir ve biz işlemimizi hatalı açmış olabiliriz. Ya evet. Hata yapıyor olabilir. Ondan sonra ne olabilir? Risk. Yani bir öncekinde çok güzel kazanmıştır. Bunda da böyle olsun canım der ya çok da kaybetsem de ne olacak risk iştahı çok geniştir. Evet. Sen onu direkt kopyalarsan ne olur abi senin öyle değil ki. Hani onun açtığı rakam başka seninki bambaşka o risk yüzden bunlar başka. Çok başka dinamikler. Evet risk algısı da çok başka ilerliyor o yüzden bunu yapmamamız gerekiyor. O yüzden mesela şu kopyalama platformları var ya yani mesela copy trading var işte bana sanki şey daha mantıklı geliyor bu arada strateji kopyalama. Yani direkt mesela ben senin açtığın işlemi değil, mesela ben seni kopyalıyorum atıyorum Helin, örnek veriyorum. Senin açtığın işlemi kopyalamıyorum, senin koyduğun stratejiyi kopyalıyorum. Yani gittiğin yolu. Evet, sen bir yol koymuşsun, patika koymuşsun oraya. Ama evet. Sen o patikayı koymuşsun, ben onu kopyala diyorum ama sen o an hiç işlem açmıyor olabilirsin. Tabii ki. O bana biraz daha mantıklı geliyor. Çünkü ben senin trade'ini direkt kopyalasam, işte Bitcoin alışını, satışını kopyalasam, sen demin dediğimiz mevzuya geliyor. Yani çok bir öncekinde çok kazanmışsındır, bunda çok umursamıyorsundur. Veya yani gerçek hayatta ne olacak şeyleri söylüyorum direkt. Tabii, atıyorum tabii. İnsanın ailevi bir şey vardır, kafası bir şeye takılmıştır. Bir önceki gün işte eşiyle tartışmıştır, kafası... Ya da bir vektir kaçırdı. Tabii yani. Her şey olabilir. O yüzden kopyalama işlerinde bir tık strateji daha mantıklı geliyor. Çok doğru. Bu sezgiselliği biz kendimiz daha fazla araştırma yaparak, işte daha fazla veriyi bünyemize alarak, barındırarak, kendi kararımızı vererek ve verdiğimiz karara sadık kalarak yapmamız gerekiyor. Evet. Bunları yaparsak para kaybetmenin önüne geçeriz. Tabii ki evet. Para kazanma kaybetmek bir şeye direkt bağlı değil ama kaybetmenin önüne yüksek ihtimal geçebiliriz ama yapmazsak daha çok daha yüksek ihtimalle kaybedebiliriz. Para çok kaybedebiliriz. Doğru.
İstersen bir sonrakine geçelim. Madde evet. Kaçtayız? Dörtteyiz değil mi şu an? Dördüncü Şu an maddedeyiz. dörde geldik. Evet, bilişsel ön yargı. Bu maddenin altında bir beş maddemiz daha var. Bu Tamam. Bilişsel ön yargının içerisinde olan bir alt kategori olarak düşünebilir. Bu şekilde biraz daha sağlıklı açıklanabiliyor. Tamam. Çünkü birleştirdim ben Tamam. onları. Aslında 9 tane Dokuz. ama son Dokuz. 5'i şu Son an beşi konuştuğumuz maddenin altında. Aynen. bilişsel ön yargıdan Tamam. O kaynaklanıyor. başlıkta düşünelim. Şimdi bizim bazı beynimizde taşıdığımız ve yanlış sonuca varmaya sebep olabilecek önyargı mekanizmamız var. Bunu devreye girdiği zaman akıl dışı davranışlar ortaya çıkabiliyor. İster istemez yapıyoruz bunu. Yine geçmiş yaşantıdan, hafızadan gelen bir şey bu. Kendi belleğimizin yarattığı bir olgu. Ve biraz önce de demiştik zaten hani kısa yolları beynimizin benimseme eğilimi var. Nasıl oluyor? İşte geçmişte bir şey yaşıyoruz. Oradan bir kısa yol oluşturuyor bugüne. Ve böylelikle ne oluyor? Önyargılarımız oluşmuş oluyor. Şimdi ne olabilir? Mesela demirleme, çıpalama denen bir kavram var. Yani daha önce yaşanan herhangi bir sorun varsa bu yeni karar üstünde etkili olabiliyor. Bir sıkıntı yaşamıştır, bir karar verecektir. Olgular benzerlik gösteriyordur. Beyin kısa yol oluşturuyor. Daha önce bu oldu, orayı demirliyor çünkü orayı çıpalıyor ve bugünkü kararı etkiliyor. Yani yeni bilgilere rağmen o kişi, bu yatırımında da olabilir, yatırımında eski bilgiyi daha çok önemsiyor. Çok Çünkü orada... Güncel hayattan şu örnek geldi şimdi sen onu söyleyince. Örneğin 7400'den Bitcoin aldı, sonra 7600'e çıktı, sattı, kazandı. Şimdi tekrar gelince tekrar almak istiyor. Aynı bilgiyi referans gösteriyor atıyorum X kişisi. Ama piyasa farklı, işte teknik analiz farklı, işte genelde hareketler Olgular farklı. farklı. Ama yine dediğin gibi aynı noktayı referans alıp yine 7600'e çıkar falan dememek lazım aslında. Evet, evet. Ya da işte hani 8.000'lere kırdı, buradan sonra kesin 9.000, 10.000 Ya gidecek. Geçen sefer de öyle oldu. Halbuki farklı bir, mesela şu an için bakacak olursak, işte atıyorum COVID-19 var ve buradaki gelişmelerin aslında temel olarak bir etkisi olabilir. Ama biz sadece seviyeler bazında ve piyasanın neyi fiyatladığını göz önünde bulundurmadan, yani yeni bilgiye rağmen bunu kabul etmeden bir kısa yol oluşturuyoruz. Çünkü en başta da belirttiğimiz ne vardı? Bizim yatırımımız iyi. evet. Düşünce geliyor bir anda da. Stresten kaçar zaten insanoğlu. Evet, Ben evet. iyiyim ama ben iyiyim. Ben iyiyim, benim yatırımım iyi. Bu zaten burayı kırdı. Bu daha devam eder, gider. Çıkmıyorum pozisyondan. Hedefim işte çok uçuk bir hedef belki. Ama çıt orada başka bir şey oluyor. Bu sefer piyasa başka bir olguyu fiyatlıyor ve aşağı yönlü hareketlilik görülüyor diyelim. Ama biz çıpaladığımız olaydan çıkamadığımız için bu yeni verilere rağmen yatırımımızda daha inatçı olabiliyoruz. Bu da bilişsel yine işleyen bir etken, bir faktör. Bizi Evet. geriye çeken bir faktör. Tamam, bir sonrakinde neler diyebilirsin? Bir sonraki maddeye geçelim istersen. Aşırı güven Evet. diyebilirim mesela. Bu tabii bazı durumlarda iyi. İnsanı ileriye götürebilen de bir duygu. Olgusal olarak baktığımız zaman. Ama yatırım kanadında aşırı güven demek bazen yatırımcının riskleri önemsiz olarak değerlendirmesine sebep olabilir. Yani hani böyle bir sonuca neden olabiliyor. Yani finansal piyasalarda açılan pozisyonların sayısını arttırabiliyor bu durum. Kendinize aşırı güveniyorsunuz çünkü. Açtığınız her pozisyonun artıya gideceğini düşünmüş oluyorsunuz. Ve böylelikle atıyorum hani hep boğadan bahsettik. Şimdi yine boğadan devam edelim. Long, açtım long. Bir tane daha long. Ethereum long. Litecoin long. Her şey long. Her şey long. Çünkü güveniyorum. Gidecek piyasa falan. Hani öyle bir şey bilişsel olarak Evet. Böyle bir durumun içine girmişim. Bilgilerimin tamamen doğru olduğunu varsayıyorum. Evet. Aksini istemiyorsun. Çünkü reddediyorsun. Gönderiyorsun. Gelmesin o bilgi diyorsun. Bir Evet. de bunun şimdi bu direkt senin verdiğin hani videonun başında da koyacağımız neler yaparsak hani çok kolay para kaybederiz'e bence çok güncel bir örnek. Bunun bir zararı da şu. Şimdi aşırı böyle düşündüğümüz zaman
Telegram gruplarında, orada burada ben görüyorum, bizim kripto sözlük Telegram grubunda falan da var. İşte Bitcoin 2000 dolar yükseliyor, 1000 dolar yükseliyor, geliyor 16 binler, 17 binler. Ya evet. Da düşüyoruz 3K, bir ara bizde hatta şey oldu, 3K'cılar 8K'cılar mı? Evet evet. 3K'cılar demek işte şey, böyle pusuya yatan, ucuzdan toplamak isteyenler falan, düşecek düşecek diyenler. Ama her ikisinde, yani 3K'cıda desen 20K'cıda desen, aralarda hani ilk biz de öyle düşünüyorduk bak 2017'de falan, hı hı. Böyle şey yok işte Bitcoin 500 bin dolar olacak, sanki böyle direkt dümdüz gidiyor, ama öyle değil ki, hani aralarda iniyor çıkıyor iniyor çıkıyor yani. O yüzden bunun bir sıkıntısı da Telegram'da falan bu işte geliyor yazılı şeyler, nasıl söyleyeyim, 3K geliyor 5K geliyor deyip başkalarını da panikletenler. Bunlara evet. Da benim de eklemek istediğim o, bunları da dinlememek lazım. Kendi fikrimizle işlem yapmak lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Bir kısa örnek de ben tabii vereyim. Tabii ki, tabii ki. Şimdi biliyorsunuz Twitter analizi yapıyoruz. Ozan Kara ve değerlendirmiştik daha önce de. Ozan'a da buradan çok selamlar. Selam olsun, evet. Şimdi nasıl oldu? Bir piyasa ne diyor? Twitter ne diyor? Veriler neler? İşte böyle istişare ediyoruz. İşte teknik şuraya gidiyor falan filan diye. Sonuçları bir çekiyoruz. Biraz böyle geri çekilmenin olduğu bir zaman 3000 dolar geliyor. 3000 dolar Twitter'da mesela, işte atıyorum %70 %80 çıkmış oran. O kadar çok. Çünkü ne yapıyor yatırımcı orada? Biraz geri çekilmeyi görüyor. Beklediğinden daha fazla aşağıya sarkıyor. Tamam, kesin 3000 doları görecek. Sonra tweetler atılmaya başlanıyor. İşte. 3K geliyor. Şey, bu aslında. Evet, mesela Google Trendlere de ben Bitcoin yazıyorum. Alakalı şeyler geliyor. Arama başlıkları. Oralarda da görüyorum mesela. Bitcoin neden %50 düştü? %40 düştü? Bitcoin'e ne oluyor? Bitcoin niye düşüyor falan? Ya da 3000 dolar falan, o tarz şeyler. İnsanlar gerçekten dediğin gibi Twitter'da yazıyorlar, işte Google'da falan aratıyorlar. O psikolojiyi, ya biz ne dersek diyelim, insanlar dönüyor. Gerçekten dönüyor. Doğru, doğru söylüyorsun. Maalesef hani bu şekilde oluyor. İşte bunlar da kolay para kaybetmeye neden oluyor maalesef. Tabii ki yani işte fazla pozisyon açılıyor, kolay gözden çıkarılmış oluyoruz, birden istemediğimiz bir riskin içine girmiş oluyoruz. Sonra ya bekliyoruz ya zararda kapatmak zorunda kalıyoruz ki çoğu zaman zararda kapatmayı bilmediğimiz için zarar daha da büyüyor. Böyle etkiler de var baktığımız zaman. Yani belki o an kapatsak çok daha az bir zararla işte atıyorum sonuçlanacak ve biraz daha maliyetimizi dengeleyerek tekrar pozisyon açacağız diyelim. Ama bu durum o kadar kaybetme duygusu, ona da birazdan değineceğiz. O kadar baskın çıkıyor ki aslında. Bu sefer ne oluyor? Tabiri caizse o kol kesmeyi bilmiyoruz. Yani yapamıyoruz bir türlü. Çünkü onun verdiği üzüntü biyolojik olarak çok daha farklı, çok daha fazla insani açıdan. Bir de mesela bu aşırı güven başlığı altına ben şunu da ekleyebilirim. Kendimize o kadar aşırı güveniyoruz ki başkalarının varlıklarını da yönetmeye talip oluyoruz. Evet. Bu da çok evet. Sıkıntılı bir şey. Yani yatırım tavsiyesi verebilecek pozisyonda mısın sen mesela? Yani bu bir. İkincisi hani o kişinin ne kadar... Ya o çok sıkıntı bir şey gerçekten. Başkasının pozisyonunu yönetmek. Sonra işte sorunlar oluyor, bilmem neler oluyor. Telegram'da işte yok benim paramı vermedi, etmedi. Bence ben buradan söyleyeyim. Bu da benim bir eklemem olsun. Kolay para kaybetmek istiyorsanız Telegram'da hiç tanımadığınız insanlara kendi Bitcoin'lerinizi falan yönetin. Ya ne diyeyim yani, bunları yapmayın gerçekten. Evet, bu olmaz. Gerçekten çünkü sen yaptın zaten. Ben bir şey demiyorum. Yok, kaybettiğin zaman İkisini de düşünürsen bak, bir kendi hatanla kaybetmek var, bir de başkasının hatasıyla. Kendi hatanla kaybetmek bence çok daha iyi bir şey. Çünkü kesinlikle bilirsin. Çok... Benim param, ben harcadım, ben kaybettim kardeşim. Ama öbür tarafta tanımadığın Ahmet, Mehmet bilmem ne benim paramı ya ona vermeseydim öbürüne mi verseydim? Yok işte o mu? İşte o öyle yaptı falan. Keşke kendim yapsaydım. Ben yapsaydım böyle yapmazdım. İşte aynen öyle. Çünkü aynen şöyle öyle. Bir şey duymuştum. Orada tamamen kişisel farklı düşünceler devreye girdiği için işte şimdi almazdım, şöyle bir veri vardı. İşte sonra alırdım. Zaten geri çekilme bekliyordum. Olmadı falan. Yanlış yönetti. Evet. Gibi. Ya böyle şeyler olabiliyor. O yüzden herkesin gerçekten araştırarak, hani kimsenin böyle ultra bilgi sahibi olmasına gerek yok. Bütün her şeyi herkes hakim olamaz.
Tabii Ama tabii. belli başlı şeyleri takip ederek biraz Bir böyle de deneyim de kazanarak. kesinlikle biraz böyle kendi otokontrol mekanizmasını devreye sokarak kişinin kendi yatırımını yapması her zaman daha iyi. Kesinlikle daha iyi. Yani en azından kendi hatanı yaparsın. Ben bunu hep söylüyorum. Ve Evet. geçelim istersen bir sonrakine. Evet, geçelim. Şu an 7. maddedeyiz. Evet, belirsizlikten kaçınma. Diğer maddemiz. Tamam. Böyle bir etken var. Bilinmeyenden korkmayla da birleştirebiliriz. Şimdi tarih boyu zaten insanoğlu bilmediği herhangi bir şeyden korkarak ona bir sebep bulup, ona bir çözüm bulup bu şekilde ilerleme yoluna geçiyor. Bir dayanak buluyor kendisine, bir korunma yöntemi buluyor. Bu tabii ki de bu olgu bizim yatırımlarımıza da yansıyor. Yani biz yani şöyle yatırımcı en iyi bildiği yolu seçmeye çalışıyor bu sefer. Neden? Çünkü bilmediği herhangi bir şeyden korkuyor. Yani birinden haber alabilir, daha farklı olasılığa sahip olduğu, yani o bilgiye daha fazla hakim olduğu tarafı seçebilir. Bu tamamen belirsizlikten kaçındığı için tutunduğu bir yol. Ama bu da kaybetmeye neden olabilir. Yani Evet. benim önümde bilmediğim bir enstrüman var, bilmediğim bir olgu var, bilmediğim bazı atıyorum haber etkileri var, bilmediğim bir durum yaşanıyor dünyada, farklı bir şey oluyor. Ama bildiğim ufak tefek haberler var diyelim. Ben bu bildiklerimden yola çıkıyorum. Neden? Çünkü bilmediğimden korkuyorum. Bildiğim de beni yanıltabilir. Çünkü ben pozitif düşünüyorum. Pozitif bir şey olabilir gibi geliyor bana. Atıyorum, long açıyorum. Ama bilmediğim o etki, korkup kaçtığım etki halbuki negatif bir şey taşıyor. Ve ne olmuş oluyor bu sefer? Bilmediğimden kaçtığım için, üzerine düşmediğim için, eğilmediğim için yanlış tarafa yönlenmiş oluyorum ve istemediğim bir durumun içine giriyorum. Evet, yani dediğin gibi belirsizlikten onun içinde ben hep şey diyorum yani bunlara da bir örnek olabilir. Teknik analizi atıyorum bilmiyorsun, sadece genel piyasayla işlem yapıyorsun veya tam tersini yapıyorsun. Tekniği biliyorsun. Bence hep her şeyi harmanlamak, her şeyi hep onu söylüyorum ben. Videolarda bile söylüyorum. Benim söylediğimle işlem yapmayın. Yani siz işlem yapacaksınız, farklı fikirleri kendi sepetinizde toplayın. Böyle bir rengarenk bir sepetiniz olsun. Olabildiğince, çünkü benden alamayacağını başkasından alırsın. Başkasından alamayacağını belki benden alırsın. Böyle bir hani merkeziyetsizlik aslında yine biraz ona kaçıyor. Öyle yani. Kaynaklar araştırmak, bakmak, kombinasyonu yapmak önemli. Kaçmamak lazım. Hani bilinmeyenden korkmamak lazım ama bu bizim ister istemez yaptığımız bir duygu. Ama eğer bunun bu şekilde olduğunu bilirsek şu andan itibaren, işte belirsizlikten kaçtığımız için bildiğimize tutunduğumuzu bilirsek belki biraz daha faydalı olur. Adımları Evet. daha böyle doğru atmış oluruz. Bir de mesela şey oluyor. Belirsizlikten kaçıyorsun. Örneğin teknik analiz tarafını bilmiyorsun. Bakıyorsun işte o çizgiler, bir meseleler falan. Bu sefer işte başkasından onu yorumlamasını istiyorsun ama yorumladığı kişi ne kadar, hani sana direkt buradan al, buradan sat mı diyor veya işte seni, çünkü hani sen o işlemi o kişiyle konuşurken her şey çok güzel ama işlem bitip sen zarar ettiğin zaman kendi başına kalıyorsun. Tabii ki. Yani Tabii ki. herkes gidiyor, kendin kapatıyorsun kapıyı. O iç hesaplaşmalar başlıyor. O zaman keşke böyle Evet. yapsaydım tarzı şeyler ortaya çıkabiliyor tabii. Aynen öyle. Yani Pişmanlıklar işte bu sefer. hep deneyim. Ya benim de var çok öyle ya. Hep Hatırlayacağımız yanlış şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü geçmişten referans alarak hareket evet. ediyoruz. Böyle de bir etki var. Yani ona da değineceğiz gerçi de. Gerçekten. Hele Yani hiç mahal vermemek lazım. o belirsizlikten falan kaçınayım, ne yapayım? Hemen kapatayım mesela hesabı. Bir şey aldın, sonra düşüşe başladı. Bir belirsizlik oldu mesela. Hani açıp tekniğe falan da bakmıyorsun veya işte genel piyasayı da analiz etmiyorsun. Biri söylemiş sana, buradan al demiş mesela. Oradan alıyorsun, hop düşmeye başladı, hop satıyorsun mesela. Ya tabii ki hani panikle farklı davranışlar yaptırabilir. Evet. Yani biz bir şeyden, bir belirsizlik durumundan kaçıp farklı bir bildiğimiz olasılık yönünde açtığımız yanlış bir pozisyonu daha farklı dediğin gibi daha panik yaparak kapatabiliriz. Daha da yanlışa götürebiliriz. O yüzden hiç her şeyi saf haliyle objektif olarak verileri değerlendirerek temele, tekniğe hani ikisini harmanlayarak bakarak
rotamızı çizebiliriz. Evet. Bu şekilde bir şey olabilir. Mesela teknik analizde falan şey sen nasıl öneriyorsun insanlara? Mesela ben teknik analizi öğrenmek istiyorum. Nasıl bir yönlendirmen oluyor mu? Hazır burada da izleyicileri söylemiş olalım. Aslında biz gelen talepler doğrultusunda teknik analiz eğitimi veriyoruz. Hı. Ama şöyle en baştan Evet. en azından grafik okuyabilecek düzeye getirebilmek için yaptığımız bir şey. Çok böyle derinlemesine, detaylı işte bütün varyasyonlarını ezberlemek diye zaten bir şey yok da böyle hafızasına atıp tamam ben oldum deyip çıkabileceği bir şey kesinlikle Değil. değil. Çünkü deneyimlemesi lazım. Kendisi işlem yaptıkça, zaman geçtikçe bunların hepsi çok önemli. Ama bizim verdiğimiz ön ayak olduğumuz teknik analiz eğitiminde ne oluyor? En azından grafiği okuyor, piyasayı nasıl değerlendirmesi lazım ona bakmış oluyor. Belli başlı işte formasyonlar, indikatörler ya da işte mumlar yani böyle biraz Temel anlamda veriyorsun aslında. daha basic Ya dediğimiz. ama aslında ben şeye de katılıyorum. Çok böyle karman çorman yapmaya da gerek yok bence. Gerek yok. Gerek yok. Ben de hiç ondan yana değilim. Basit olabilmek daha zor bir şey aslına bakarsan. Evet. Herkesin kendine göre çünkü bir işlem yapma tekniği vardır. O Yani oturuyor zamanla bir de. siz bir indikatöre bakıp farklı bir şey görüp onu kendinizce yorumlayıp o grafiği tamamen farklı okuyabilirsiniz. Bu zamanla kişide oturabilecek bir şey. Yani işte birisi fiboyu çeker ama başka bir yerden alır, Evet. başka bir yere indirir mesela. Hani onun biraz kişinin kendi gözüyle alakalı. Evet. Mesela benim öyle konuştuğum arkadaşlar var. İşte desteği, direnci falan konuşuyorsun. Hı. Çok yakın yerler söylüyorsun ama teknik analize bakmışsın. Aslında daha farklı araçları kullanmışsın. Evet, Gibi evet. oluyor yani. Tabii tabii Valla. yani. Her şeyi bilmeye gerek yok. İyi olduğumuz birkaç şeyi bilmemiz hayat kurtarır diyebiliriz. Evet. Aynen öyle. İstersen bir sonrakine geçelim. Olur geç. 8. maddedeyiz. 8. maddedeyiz. Belirsizlikten kaçınmaya bakmıştık. Evet. Bir de bunun kayıptan kaçınma versiyonu var. Yani yatırımcı tabii yine yapılan bir takım araştırmalara göre aslında riskten kaçmıyor. Kayıptan kaçıyor. Ve kayıptan kaynaklanan o üzüntünün yarattığı duygusal çöküntü mutluluktan yani pozitif giden bir işlemde aldığı mutluluktan çok daha baskın. Bu yüzden aslında kayıptan kaçınma etkisi olabiliyor. Evet, şöyle söyleyebilir miyiz peki? Atıyorum son 2 senede kaybettiklerimi daha çok hatırlıyorum Evet, kazandıklarıma göre. kesinlikle, kesinlikle. Ve işlemlerimizi ne yapıyoruz? O doğrultuda açıyoruz. Ya da çok böyle aslında risk düzeyi biraz daha fazla olabilecek bir işlem vardır. Ama biz o kayıptan kaçınıyoruz çünkü canımız yanmış. Çünkü kaybettiğimizde aldığımız duyguyu daha fazla hatırlıyoruz. Bu daha fazla çöküntü Benim var yaratıyor. öyle bir örnek ya. Ya gerçekten. Ya evet şeyde anlatıyorum videolar falan da. Şimdi bir gün bu işte bir tane bir borsanın uygulaması mobil uygulama falan diyoruz ya. Hani bir yandan iyi ama bazen de işlem yapmayı o kadar basitleştirdiği için bir noktada da şey oluyor. Kullanıcı da çok kolay bir hele böyle şeyse nasıl söyleyeyim böyle tam hani anlamıyorsa bir anda yapabiliyor. Örneğin mesela 2017 falandı ben geldim. Eve giriyorum abi. Tamam eve giriyorum. Direkt bütün paramla bir Bitcoin'den fazlaydı. Bütün paramla şey aldım. Ripple aldım. XRP aldım. Sonra eve girdim bak ayakkabımı çıkardım. Yavaş yavaş geçiyorum içeriye. Toplam hepsi her şey 1 dakika içinde falan oluyor. Girdim içeri çıkardım. Sonra bir baktım. Bakıyorsun bir de yani böyle bir de all in girmişsin. Hani hepsiyle yapılmaması gereken bir hata. Baktım yavaş yavaş düşüyor. Yavaş yavaş düşüyor böyle. Hep kaza hani böyle toplam paranı gösteriyor ya sana. Elinde ne olursa olsun uygulamada şey gösteriyor sana. İşte toplam kazandığın yani toplam paranın dolar olarak Toplam toplam varlığını dolar veya Bitcoin olarak gösteriyor ya. Bakıyorsun da yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Yavaş yavaş gidiyor. Ne oluyor? Sonra hiçbir şeye bakmadan bak. Hani ben bu kanalı açma nedenlerinden bir tanesi o zaten. Böyle biz yaptığımız hataları başkaları yapmasın. Ne tekniğe bakarak, ne işte genele bakarak, ne oluyor, ne bitiyor hiç bakmadan, şöyle bir araştırma falan yapmadan, eyvah kaybediyoruz. Pari ile sattım ben hepsini.
Sonra Daha hemen fazla orada bitmiyor. Bakın yaptığım diğer noktaya geçiyorum. Orada bitmiyor. Nereden devam ediyorum? Hemen oturuyorum hiç üşenmeden. Önceki Bitcoin rakamım neydi? Şimdiki Bitcoin rakamım ne? Onu hesaplıyorum milimetrik. Dönüyorum. İşte bir borsadan mesela şeye bakıyorum. Farka bakıyorum. Çünkü vicdan azabımı daha da artırmak istiyorum. Böyle gerçekten kendini aslında harakiri yapıyorsun böyle. O rakamı özenle hesaplıyorsun, koyuyorsun borsaya. Hani ben o rakamı zarar etmesem, götürüp satsam kaç para alacaktım diye. Sonra onu da görüyorsun. kötü. İşte Evet ya hakikaten işte insanı bunları yapmayın daha da arkadaşlar. üzen bir şey. Evet. Şu an aslında benim bu kadar param vardı. Evet onu kaybettim. Bir Ben dakika içerisinde falan. kaybettim. Evet. Yani hani geçmişi geçmişte bırakıp buradan dersler çıkarıp mesela kaybettin. Neden? Panik yaptın. Ya Korktun. Bir anlamadan dinlemeden aldım. anlamadın. Niye düştüğünü çözemedin. Belki bazen çünkü öyle reaksiyonlar olabiliyor. Düşüyor düşüyor düşüyor. Sonra patır kütür çıkıyor mesela. Evet. Sen yani düştü 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 paniğe kapıldın sattın çünkü piyasada neyin fiyatlandığını yani o anlık düşüş mü neden böyle oldu çok da bakmadan elden çıkardın sonra Evet. belki yükselebilirdi. O Tabii. zaman çarpı iki Tabii. çarpı iki O mutsuzluk olarak geri tabii dön. o oluyor zaten. Ya işte keşke satmasaydım, keşke orada bakmasaydım, telefonu kapatsaydım falan. Eve biraz Oluyor. daha geç girseydim. Evet, Şimdi o saydım çarpı üçtü. Ben yanlış yaptım. keşke telefonumun şarjı bitseydi falan Gibi gibi. gibi gibi senaryolar oluyor işte. O yüzden zaten başta hep söylüyoruz. Zaten all in girmeyeceksin. Bütün varlığını kaybetsen bile üzülmeyeceğin rakamlarla en azından başta. Yani Evet. sonradan hani bazen şu da oluyor ama Eren işte biz kaybetsek bile üzülmeyeceğimiz rakam çok minik oluyor. Onun kazancı da az oluyor. Tamam. Ben onu ama özellikle yeni başlayanlar için söylüyorum. Sonrasında ne yapabilirsin? Daha fazla girebilirsin. Kaybetsen bile üzüleceğin bir rakamla ama onu bilerek. Hani ben bu işe tamam ben bunu tamamen kaybedebilirim ama sonrasında hani üzülebilirim ama ben bunu biliyorum. Ben bunun bilincindeyim arkadaş diyerek. Şimdi ne oluyor? Piyasa 7/24 açık olduğu için sürekli bir fiyatlama İşte görüyor o da yatırım. biraz maalesef. Bu sefer ne oluyor? Sanki sürekli bir fırsatı kaçırıyormuş gibi. Ya Böyle bir kesinlikle ya. yaratıyor. Kesinlikle. Gece uykudan uyanıyorsun. Tüh bak görüyor musun? Açacaktım, açmadım, yükseldi. Evet. Ya da Gece. satacaktım, ne oldu? Satmadım. Cumartesi günüydü. İşte işim vardı, gücüm vardı. İşte gezdim. Evet. Yapmadım, ne oldu gitti gibi sürekli bir işlem açıp kapatma Ya gereği gece duydum. saat kuruyorduk mesela. Uyanıyorduk 3'te 4'te bakıyorduk. Ne oldu ne bitti falan. Pozisyon Yani. böyle şeyler olabiliyor yani hani takip etmek için ama Evet. ya piyasa hani hiç kapanmadığı için bu sefer yatırımcı ne yapıyor sen dedin ya biraz önce hani az bir şey açıyorum ama hiç de hani kazanamıyorum da bu sefer ne oluyor sanki bir fırsat varmış da kaçırıyormuş gibi hissediyor daha fazla para atıyor ki kaçırmayayım ben bu fırsatı. İşte. Halbuki piyasa yani sürekli bir fiyatlama var zaten hiçbir şey sonsuza kadar Ya yükselmez. kaçmıyor, gerçekten kaçmıyor ya. Evet yani arz ve talebin olduğu hiçbir yerde sonsuza kadar bir fiyat böyle aynı yönde, aynı şeyde gitmez yani. Bir de ben mesela şeyi sorgulamalarını istiyorum. Örnek veriyorum. Mesela işte XRP diyelim, tamam mı? 20 sentten aldın, 40 sent oldu. Tamam mı? Düşünelim, şöyle bir senaryo çizelim. Dün 20, bugün 40. Hı. 20'den aldılar, 2 kat para kazancı. Sen de geldin, yani sen derken örnek veriyorum bizler ya da herhangi izleyen kişiler. 40'tan işte acayip bir FOMO oldu. Herkes böyle deli gibi konuşuyor falan. Hemen alayım dedin, aldın ama bir önceki gündeki adama odaklanman lazım. O adama hangi motivasyon, hangi fikir, hangi ortada dolaşan bilgi 20'den alıp özellikle şöyle bir piyasada 20'den aldığı şeyi 2 kat karla satmasına engel olsun. Kendini değil o adamı düşüneceksin. 20, çünkü dün 20 sentti, bugün 40 oldu. Gerçekten. Evet, piyasa ilk yaptığı da böyle bir şey oldu. Sen hani sonunda mı girdin? Ne oldu bu? Devam edecek mi? Neyin fiyatlaması bu? Onu çok iyi tahlil etmek gerekiyor. Ya orada mesela ben şey diyorum, uzun süreli bir tamam 2017'deki çok istisnaydı böyle sürekli bir ara şey vardı 2017'de günde 1000 dolar artmazsa biz Bitcoin artmıyor kafasına giriyorduk yani. Günde 1000 dolar ne demek abi yani 7000 8000 falan. Neyse onlar çok ayrı bir case gerçekten ama ne diyordum ben ya şey diyordum. Bunlara bence dikkat etmek lazım gerçekten. Evet, kesinlikle, kesinlikle.
Bir sonraki maddeye geçelim Tamam. istersen. Son maddedeyiz, değil mi? Evet, Evet. son maddeyiz. Kayıptan Bu da kayıtsız. evet. Sonra hani yine şey yaparız, hani bunun çözümü nedir, Tamam. neler Sonra yapmak. Bitcoin teknik analizine de gireceğiz. Bu arada Tamam. ayrılmayın. Evet, doğru. Yani bir fiyat Kısaca evet. dirençlerden bahsedeceğiz tabii ki. Temsil referans etkisi. Şimdi bazı örneklemler var. Bu örneklemlerin çok küçük bir kısmına bakarak biz aslında büyük resmi görmeye çalışıyoruz bilimsel olarak. Yani ne yapıyoruz? Buradan referans almış oluyoruz. Bu da yatırımın geneline yansıyor. Yani temsil edilen olayla mevcut olay, yani geçmişte temsil edilenle şu anki mevcut olay arasında bir bağ kurmuş oluyoruz. Oradan çok küçük bir parça alıyoruz. Bugüne entegre ediyoruz. Bugüne yani küçük bir örneklemden bir referans yaratıyoruz kendimize. Aslında belki mevcut bir durumda çok daha başka bir bağ, çok daha başka bir faktör var. Ama biz bunu görmeyebiliyoruz. Sırf o referans alma duygusu barındırdığımız için. Bu da ne oluyor? Gerçek olasılıkları gözden kaçırmamıza neden oluyor. Evet. Evet. Ama şu da benim aklıma geliyor. Teknik analizde de biraz geçmişten de referans alıyoruz. Öyle de bir şey var, değil mi? Bu öyle bir referans değil ama. Bu olaylar, olgular arasında. Yani genel piyasadaki Evet, referans. örneklem yaratıyoruz kendimize. Yine kendi Ha deneyimimiz. şey gibi mesela, değil mi? Evet, Biraz izleyicilerimiz de tam böyle gözünde canlandırabilsin diye bir örnek vereyim. evet. Mesela Çin işte blockchain kullanacağını açıkladı. Böyle bir işte haber çıktı falan. Bir önceki açıklamada çok fiyatlandı, çok yükseldi. Şimdi de öyle bir açıklama gelince hemen bir fiyatlama bekliyoruz. Evet, mesela bu da Evet. olabilir. Yani biz geçmişe atıfta bulunuyoruz. Oradan küçük bir örneklem alıyoruz. Orada yaşanan bir olgunun yine aynı etkiyi yaratacağını bekliyoruz. Ama piyasa zaten onu fiyatlamış mesela. Bir daha Evet. aynı fiyatlama görülmeyecek ya da çok başka bir etki var mevcut durumda. Şeye ne diyorsun peki? Söylentide al, haberde sat olayı. Yani hani çok ben böyle bütüncül değerlendirmecilerde, yani böyle spesifik bir şeye entegre etmekten yana değilim. Yani tekniğe de bakmak lazım. Şimdi öyle bir yer vardır ki Ama çok ben de katılıyorum. Tabii ki ben de öyle çok genel bakmayı seviyorum ama kısım bazen oluyordur çok mesela. Ne güzel çalışıyor. olursa olsun işte oradan dönüyordur. Yani hani orayı kırmak için daha farklı, böyle daha yoğun bir şey gerekiyordur ama yani piyasa, bilmiyorum, hani o söylentide al Bir de şey yani hani çok değildi. aslında Genel bence değerlendirmek lazım piyasanın gerçekten. genel bir psikolojisi var. Yani bazen oluyor ki ben sanki böyle piyasayı bir insan gibi düşünüyorum. Sanki böyle. Tamam, tabii ki çok böyle şu an uç bir örnek veriyorum ama örnek vereyim. 2017'de, 2018'de falan o partnerlik olayları var ya. İşte Ripple MoneyGram'la anlaştı. Hop yükseldi. Sonra ne, bunu 2017, 2018 başında yaptı. Bir pik yaptırdı. Sonra sanki bak bundan 3-4 ay önce falan Ripple sanki önceden MoneyGram'la anlaşmamış gibi tekrar bir servis daha yaptı. MoneyGram'la anlaştı diye. Ya abi anlaştı zaten 2017, 2018 sonunda. O Evet. zaman çok güzel tepki vermişti. Yanılmıyorsam ya şu an çok hani atıyor olabilirim de 1 dolarlara falan ya yani 1 dolar mı 40 sen bir güzel bir yükseliş olmuştu o haberle birlikte. Ama geldiğimiz noktada son 1-1,5 senede o onunla anlaştı, bu bununla anlaştı. Bu tarz haberleri artık piyasa doydu. Çünkü Yani piyasa onu fiyatladı zaten. evet, yani artık partnerlik olayları değil, artık bize şey lazım abi, gerçek iş. Yani sen IOTA Microsoft'la anlaştı, tamam bunu 2017'de fiyatladı ya da Bosch'la anlaştı, bilmem ne bir şeyler çıkıyordu. Ama artık bize bir ürün lazım. Evet, Evet. anlaştı. 2 sene önce bakın artık bir de bir ürün burada var gibi bir şey lazım yani. Kesinlikle katılıyorum. Şu söylediğin de çok doğru. Hani bazen insan gibi düşünüyorum dedin ya. Zaten piyasanın içinde kişiler işlem yapıyor. Yani fon yöneticisi bile olsa, yani sonuçta yani O da aynı çok ama psikolojide. o da insan. Evet, sadece Yani botlar vesaire falan ayrı. oluyor. Kesinlikle hepsi oluyor. Ve şöyle mesela belirsizlik durumu. Belirsizlik durumu hakim. Piyasada işte nakit akışı şu yöne kayıyor ya da kaymıyor ya da işte insanlar nakite dönüyor. Neden? İşte bunlar bizim hep o değerlendirdiğimiz şeyler yüzünden. Çünkü belirsizlikten kaçıyoruz biz. Evet. Yani piyasada bir olgu var ve bu olgu belirsizlik olarak yansıyor. Kişiler, yatırımcılar önünü göremiyor. Ne oluyor? İnsanlar belirsizlikten kaçınma etkisiyle bir işlem yapıyor. Atıyorum işlemini kapatıyor.
belirsizliği sevmiyor çünkü önünü göremiyor mesela. Ne oluyor bu sefer? Bir iki satıştan sonra bakıyor ne etkisi var. İşte kopya dediğimiz hani başkasından kopya çekebiliyor, sezgisellik durumu oluyor. Başka bilişsel önyargılar devreye giriyor. İşte algıda seçicilik yapıyoruz. En iyiyi düşünüyoruz. Başkasından alıyoruz falan. Ne oluyor? Bu sefer biz de satmaya başlıyoruz. Evet. Birbirine Maalesef. sıra geliyor davranışlar. O yüzden çok katılıyorum yani söylediğin şeye. Birey gibi hareket ediyor. Yani bu incelediğimiz olgular üzerinden hareket ediyor zaten. Davranışsal finansın çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Bir de Fiyat. mesela ben geçenki videoda söyledim. Bilmiyorum sen katılır mısın? Bitcoin'de mesela sanki böyle geçen de bir işte bu 7200'lerde bir takoz vardı, onu kırdı falan. Hani hafiften tekniğe de girelim diye söylüyorum. Bitcoin teknik analizine. Böyle sanki 10 tane senaryo var Bitcoin'de. Biz dönüyoruz dönüyoruz aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani geçen bir takoz kırıldı düştük, gene kırıldı düştük. Yani bundan 2 ay sonra da bilmem bir başka bir takoz kırılacak, gene düşeceğiz. Sonra başka bir şey olacak. Bir de mesela şuna katılıyor musun? Dönem dönem teknik analizde falan, sen de hani sürekli yaptığın için hani fikrin mutlaka vardır diye düşünüyorum. Şey böyle bazı formasyonlar popüler oluyor. Sürekli onu görüyoruz. Evet. Yani mesela Bitcoin'de ne var? Bir ara böyle Tobo çok görüyordum ben. Evet. Tobo görüyorum yani bakıyorum hakikaten Tobo yani. Bakıyorum bir ara o alçalan takoz. Evet. Bakıyorum alçalan takoz. Aa yine alçalan takoz. Yine Evet. yine yine. Evet evet. O, ama evet. Çalışıyor da aslında. Çalışıyor yani. Güzel çalışıyor. Yani o bizim seninle yaptığımız bir şey daha vardı. Bir yayın daha vardı. Orada da bakmıştık. Alçalan takoz öyle bir işlemiş ki oradan mesela geçtiğimiz birkaç ay, yani geçtiğimiz yıl olan bir şeydi. Kırıldı ve 8 bin lira falan çıktı sonra. Hiç beklenmeyen. 8800'leri test etti. Formasyonu tamamladı. Gereğini yaptı. O sonra tıkır 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 tekrar seyrine geldi mesela. Evet. Bir de Bitcoin'de çalışabilme ihtimali birçok coin'e göre daha hani daha yoğun, daha yüklü bir coin. Bitcoin dolar paritesinden bahsediyorum. Hacim olarak da Evet. daha iyi durumda çünkü. O yüzden ben ona bağlıyorum. Evet, muhtemelen. Diğerleri de bir de mesela şey oluyor. Sonra bunu da söyleyeyim istersen, sözü tamamen sana bırakayım. Bitcoin teknik analizine geçelim. Böyle mesela Bitcoin altcoin analizleri falan yapıyoruz abi, hepsi aynı. Ya çok düz mantık söylüyorum şu an. Yani düz bir bakış açısı, detayları illaki var ama böyle birbirini takip çok et. Benziyor çok yani. Ya o da işte yani hani şeyden kaynaklanıyor yine. Belli başlı yatırımcı, belli başlı kişiler işlem yapıyor. Bitcoin'i alan diğer coinlere de bakıyor. Bakıyor tekniğine. Tamam zaten korelasyon çok yüksek. Bunda yükseliş bekliyorsam tabii ki de öbüründe de aşağı Evet. yükseliş bekliyorum. Haber etkileri de aynı olabiliyor. Onu da alıyor. Bu Bir sefer de grafiksel açıdan benzerlik görüyoruz. Korelasyonları istatistiksel açıdan da yüksek çıkıyor. burada ben mesela şey görüyordum önceden. Ya işte kripto paralar çok manipülatif o yüzden. Ama evet katılıyorum, bu doğru ama piyasalar da böyle. Yani sen Dow Jones'a baktığın zaman, işte Nasdaq'e baktığın zaman, şu son koronavirüsle birlikte hepsi, hep söylüyorum ya, altcoin'e döndü. Hepsi altcoin gibi hareket ediyor. Hepsi birlikte böyle savruluyor. Evet evet doğru, Hani çok doğru. Çok hisse doğru. senetleri bu kadar paranın, yani kripto paraların kaç katı ya? 200 katı mı, 300 katı mı, bilmem kaç, Ya çok 70, en büyük son bir düşüşle fark birlikte 64 trilyon dolara düştü sanırım. Öncesinde 75-80 trilyon dolar falandı. 60-64 trilyon dolar falan. Bu kadar paranın döndüğü bir yerde bile bu kadar böyle sallanıyorsa, bence kripto paraların da bundan sonra da böyle gideceğine hazır olmak lazım. Yani o sallanış, o rüzgar hep birlikte devam edecek. Çünkü önümüzdeki büyük büyük resimde bile öyle. şeylerde de görüyoruz bunu. Yani Evet. hisse senedi piyasasında da görüyoruz. Aynen öyle. Tamam, o zaman istersen şöyle bir teknik analize de geçelim. Ne diyoruz, ne görüyorsun bu sefer? Bugün. Şimdi şöyle, ben böyle kısa kısa notlar Tamam, aldım. süper. Biz 7328'de bir güzel bir direnç noktası olarak belirlemiştik bunu, çeşitli yerlerde dile getirdik. 7328. Tamam. Evet, ne vardı? 6970. Tabii bu borsalar arası Evet, farklılık olduğu için farklı böyle oluyor. 30 dolar, 40 dolar bir hani mesela ben baktığım zaman benim grafiğimde ne oluyor? 6970 görüyorum ama 7000 diyelim. Yani aynen. Bir de Yani. zaten ben şeyi söylüyorum bak. Sen 7000 diyorsun ama hep izleyenlerin onu, eğer ona göre bir fikir alacaksa, bir işlem açacaksa, bir şeyler yapacaksa, ne bileyim yani böyle
$50, $100 bir koyması lazım artı eksi. Tabii tabii fark bırakması, bir pay bırakması lazım illaki. Şimdi 7000'ler kritik demiştik. Hani kırarsa 7300'lere gidebilir ama burayı aşamazsa dikkat diye belirtmiştik. Buradan bir satış geldi biliyorsun. Şu an önümüzdeki dirençlere bakacak olursak buradan bir satış geldi ama 6550'ye kadar sarktı. Evet. Böyle bir durum söz konusu. 6500'ü hali hazırda kırmış durumda değil. Bunu baz olarak iyi takip etmemiz lazım. 6200 sonrasında da 6000 desteğini göz önünde bulundurabiliriz. Ancak şimdi 6000 desteği de kırılırsa eğer bu sefer 5400'lere kadar varan bir yolculuk bizi bekliyor olabilir. Yani 5441 bendeki direnç, destek. 5400'leri göz önünde bulunduracağız. Sonrasında da 5000. Diyebiliriz. Ama bizim baz olarak burada takip etmemiz gereken şey 6550'nin hadi indi 6000'in altına düşmemesini bekleyeceğiz. Yukarı yönlü bir senaryoyu umuyorsak 6000'lerin altına sarkarsa 5400'lere kadar gerileyebilir. Yukarıda ne var? Kritik olarak bir kere 7000'in üzerinde tutunması lazım. 6681 dolar. Evet yani hani 7000'in üzerine atması lazım. Benim bendeki 6970 direnci mesela kritik. Hani grafiğimde hep buradan bir dönüş ya da burayı bir şey yapıyor, oyalandığı bir bölge. Bunu kırarsa 7328 demiştik. Yani 7300'ler. Bunu fazlaca test etti. Geri çekildi. Şimdi baktığımız zaman o ana haliyle yaşanan sert düşüşten sonra yukarı yönlü bir trend var aslında. Şimdi bunu göz önünde bulundurursak, bahsettiğimiz 7000'lere de gelirse, tutunursa biz neyi bekleyebiliriz? Artık yeni bir tepe bekleyebiliriz. Bu da 7300'ün üzeri demek oluyor. Ama buraya tutunamazsa buralardan tepki satışları gelir. Tekrar aşağı yönlü hareketlenmeler görebiliriz. Yani bu senaryo hala geçerliliğini koruyor bizim için. 7328'i kırarsa önümüzde bakmamız gereken 7700 ve 8107 direnç seviyesi var. 8000 kritik bir seviye. 8100'leri aşması demek aslında 9000'lere varan o yolculuğun tetiklenmesi, long pozisyonlardaki hacim artışlarının tetiklenmesine sebep olabilir. Evet, aşağı yukarı aslında benzer noktalar konuşuyoruz gibi. Ben de 7500-7750 çok iyi bir destekti ama artık yani iyi derken güçlüydü. Şimdi de bence aynı güçlükte bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Gibi yani şu an 6691 oldu. Yani $10 yükselmiş ama işte 5800-6200 tarafında da benim hani yaptığım analizde falan o taraflarda bir destek var. Benim de beklentim tabii ki oraları, isteğim daha doğrusu, kırmaması. Çünkü evet, önümüzde biliyorsun halving var. Artık Mayıs ayı. Çok bir yandan şunu da konuşuyoruz. Yani o kadar çok konuşuluyor ki bir fenomene döndü Bitcoin halvingi. Bir yandan da şundan dolayı da konuşuyoruz. Bilmiyorum sen ne diyorsun. Hani halving sürecinde sürekli yeni hikayeler etkileniyor. İşte koronavirüs olduğu bir... koronavirüsten halving etkilenecek mi? Falan şey... Evet, koronavirüsten etkilenecek mi mesela? Gibi. Ya şöyle... tabii piyasada belirgin ve baskın olarak fiyatlanan bir durum var. Ne yazık ki hani Covid-19'un fiyatlamasını biz diğer finansal enstrümanlarda da görüyoruz. Çok sert görüyoruz hem de ya. Bitcoin'de o kadar bile değil. Bakma yani. Evet evet, Bitcoin bu açıdan yine gerçekten iyi durumda. Biraz yatırımcı kanadında ferahlama, nakit akışı açısından ferahlama olduğu an biz zaten Bitcoin'de, altında yukarı yönlü hareketlilik görüyoruz. Yani böyle bir durum söz konusu. Bunu zaten değerlendirmiştik biliyorsun. Hani Covid-19 bize farklı bir kapı açtı artık. Daha böyle dijital dönüşümün olduğu, işte blockchain teknolojisinin geldiği, kripto para piyasasının hareketlendiği, dijital paranın ön plana çıktığı böyle bir sürece sürükledi bizi. İnsanlar artık zaten buna kayıtsız kalmayacaktır. O yüzden bizim sadece şu an Bitcoin açısından senle benim düşüncem burada ortaklaşıyor. Bende ne vardı? İşte 6258 destek, evet. Bir altında 6000. İşte buraları aşağı yönlü kırmaması. Çünkü kırarsa biraz daha satış baskısı artabilir. Ama uzun bir periyotta baktığım zaman
ben pozitif görüyorum yani. Hani çok Evet. böyle yatırım tavsiyesi olarak Tabii almak tabii ki bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil de. yani hani güzel bir noktada olduğumuzu düşünüyorum ben. Yani bir darbe var ortada. Yani bütün finans piyasasının işte koronavirüsle birlikte aldığı bir hani çöküş, darbe ne diyelim genel küresel anlamda. Bitcoin dediğimiz gibi buralardan aslında daha az aldı. Biraz şeye benzetiyorum ben. Azdan az gider, çoktan çok gider mantığı. Şimdi kof bir para var ya bütün dünyada. Evet. O kof para hisse senetlerin daha çok şişiriyor. Hatta FED daha da basarak, sınırsız basarak o kof paranın miktarını artırıp o hisse senedi piyasasını daha da kof hale getiriyor. Evet. Tamam, bu paradan yalan yok. Bitcoin'e de geliyor. Yani genel olarak o kof dünyadan kripto paralara da para akıyor ama demek ki daha az ki o kofluğun çekildiği bir ortamda Bitcoin daha az zarar görüyor. Evet, doğru. Şöyle zaten bahsettiğin gibi şu an hisse senedi piyasasına bakıyorum yeşil. Güzel giden bir durum söz konusu. Kriptolara bakıyorum. Başta mesela şöyle hisse senedi piyasasından çıkan yatırımcı kripto paraya yönelebiliyordu. Şimdi mesela bu düşüşte de o yüzden bir geri çekilme oldu ya 7.300'lerden Evet. 6.550'lere kadar oradaki bir desteği test etti. Şimdi bu süreç içerisinde bahsettiğin sürekli para basma durumu yatırımcının biraz daha hisse senedi piyasasına yönelmesi, kripto paralardan bir nebze çıkış, emtialara da aynı şekilde nakit akışının kayması söz konusu olabilir. Bunlar şu an için bir etken. Tabii ki dediğin gibi ilk o Fed'in teşvik paketini açıklamasıyla birlikte kripto paralar yani hisse senedi piyasasına kaydık kriptolara gelmedi mi? Geldi. Aynı şekilde biz senin de söylediğin gibi bir yukarı yönlü ivme gördük, güzel bir şey yakaladık. Şu an için sadece biraz böyle finansal enstrümanlarda nakit akışlarında ufak tefek kaymalar olabilir. Biz bunu görebiliriz. Bu süreç içerisinde kripto paralarda geri çekilme de meydana gelebilir. Ama konuştuğumuz, hep üzerinde durduğumuz gibi geleceğinin parlak olduğunu düşündüğüm bir alan açıkçası. Biz şu an için zaten dirençlere bakacağız, yukarı yönlü hareketlilikte. Daha önce takıldığı yerde tekrar takılacak mı? Çünkü bazen şimdi mesela 7.300'leri periyodik olarak test etti, buradan geri çekildi. Artık bir sonraki yukarı yönlü hareketliliğinde 7.300'lerin üzerinde tutunmasını beklememiz gerekiyor mantıksal olarak. Tutunamazsa tekrar geri çekilme olabilir gibi. Bu noktaya dikkat edeceğiz. İşte 8.000'lere mi vardık, 8.107'lere mi vardık? Yani 8.150'yi mesela bir geçmesini bekleyeceğiz. Artık oralarda 8.000'lerde tutunmasını bekleyeceğiz ki bu 9.000'lerin önünü açacak. Onu hızlandırıcı etki olacak mesela. Aşağı yönlü hareketlilikte de benzer şekilde kademe kademe takip etmek lazım. Bir de şey oluyor mesela, ben hep söylüyorum videolarda, her şeyin tamamen değişmesi için bir hafta yeter. 3 gün, 5 gün, hadi 2 hafta yeter yani. 2 hafta sonra biz bambaşka şeyleri bile konuşuyor olabiliriz. Çünkü Bitcoin o şeyi var, gerçekten o kapasitesi var, Potansiyeli o başladım. potansiyeli var. 2 günde bile her şey çok değişiyor. Ha, vadeli işlemler başlamıştı ya 2017 Aralık'ta. Ondan Evet. sonra mesela Bitcoin acayip böyle düşüş trendine geçti ve bir süre hatırlarsın geçen sene falan 6000, o vadeli işlemlerin de açılış kapanış zamanları 6000 6500'de biz takıldık. Evet. Doğru. Ya böyle hacimsiz, sıkıcı, hiçbir şey olmuyor falan. Bir buçuk ay. Beklenen etki yaratılmadı çünkü. Yani o etki karşılanmadı. Evet. Yatırımcı kanadında da bu hissedildi. Çok daha farklı hacimler bekleniyordu vadeli işlemlerde. O etki zayıf kalınca bu sefer ne oldu? Biraz satış geldi, sonra devamı geldi. Biz bayağı bir süre hani oralarda gezindik. Ve Ama sonra hacimsiz olması gerçekten evet. arkaya atıyor Bitcoin. Hacim iyi bir şey. Düşüş yani tabii yükseliş isteriz ama düşüş bile bir aslında reklam oluyor. Ha, alım fırsatı mı diyor? Ben bak 7000'lerden almadım, 3000'lerden mi alayım? 3000'e geldi falan atıyorum yani. Çünkü potansiyeli var. Şimdi bakıyorum 20 bin dolarları gördü. Tamam sonra geri çekildi 14 bin dolarlara çıktı. Sonra baya böyle bir aşağı yönlü hareket görüldü. Bir satış baskısı yedi ama ondan sonra birden 10 bin 500'ü görebildi. Evet. Bu mesela bence çok kritik bir nokta. Yine Çin'in etkisiyle ve ben yani yatırımcı da takip ediyor. Hani çok da mesela kripto para yatırımcısı bir haber olarak
Yani her şeyden bir haber Evet, değil. almıyor, değil. Gerçekten bakıyor, gerçekten takip ediyor, gerçekten öğrenmek istiyor, meraklı ve adımlarını doğru noktada hani atıyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. O zaman hafiften yayını şöyle sonlandıralım Tamam. istersen. Var mı Sonlandı. böyle eklemek isteyeceğim bir şeyler izleyicilerimize? Böyle sadece çok kısa, şimdi neler yapılmaması lazım, daha doğrusu ne yaparsak bizi geriye çeker Evet. aslında bir program yaptık. Buna çözüm olabilecek birkaç bir şey aslında Tamam. söylemek isterim. Teknik temel analiz yapmak, buna sadık kalmak önemli. Maliyet hesabı yapmak önemli, kritik. Yani çünkü bahsettiğimiz etkilerden dolayı çok fazla pozisyon açılabiliyor demiştik hatırlarsınız. Pozisyon arttıkça tabii orada ödenen bir maliyet oluyor. Aç kapılarda sizi belki de o an öngöremediğiniz hani küçük de olsa bir eksi yazma durumunuz olabiliyor. Kendi pozisyonlarınızın maliyetini iyi hesaplamanız gerekiyor. Disiplin önemli. Piyasayla inatlaşmamak önemli. Ben aldım yükselecek değil. Düşüyorsa düşüyordur piyasa. Ya da hani trend yukarıysa çıkıyorsa evet hani bir kırılım noktasına gelene kadar tam tersi, tam zıttı bir reaksiyon gerçekleşene kadar o yukarı yönlü trend kırılana kadar devam edecektir. En azından bunun bilincinde olarak bekleyeceksek beklemeli ya da pozisyon açacaksak açmalıyız. Doğru tahlil yapmamız çok önemli tabii bu noktada. Risk yönetimini iyi gerçekleştirmemiz gerekiyor ve yaptığımız şeyleri hırs meselesine dönüştürmememiz. Aynen öyle, aynen. Hırs. Hırs çok yatırımcıyı geri çekebilecek bir Evet. gerçekten. Yani hırs gerçekten bayağı böyle bir. Çünkü bir öncekinde kaybediyorsan hemen bunda daha çok kazanmam lazım. O zaman o iş trading al sata girmiyor, başka bir şeye giriyor. Ya da şu olabiliyor, paramı çıkarayım, zarar yazdım, zararımı çıkarayım, tamam daha işlem yapmayacağım. Ha, evet. Şu Ama pozisyon öyle olmuyor işte. olmuyor işte çünkü sağlıklı, çok da sağlıklı düşünemediğimiz için o an. Neden? Çünkü demiştik üzüntüden daha çok biz yara alıyoruz. İşlem yapıp kazandığımızda mutluluğumuzdan daha fazla hatırlıyoruz üzüntümüzü. Ne oluyor? Fazlaca işlem açmış oluyoruz. Hafızamızda o oluyor ve hırs yapıyoruz. Bu da ne oluyor? Tam tersi işte yatırımcının eksisini eksik atmış Bir oluyor. de atıyorum aldı düştü. Çok ekside bekledi. Sonra bir anda yükseldi. Aslında satsa tamam süper. Okey yani. Ama mesela düşünüyorsun ki ya o kadar işte çile çektim. O kadar zararda bekledim. Bunu da hak ettim falan. İyice böyle bir bekliyorsun bekliyorsun. Demin konuştuğumuz mevzular işte sonra patlıyor. İşte o bunları yapmamak lazım. Bunları yaparsak kolayca para kaybetmedim. Maalesef ki önünü açabiliriz dostlar. O zaman hafiften bitirelim istersen. Çok Tamam. teşekkürler. Bugün Ben teşekkür ederim. Çok konuğumuz oldun. Kanalı renklendirdin. Çok teşekkür çok ederiz. Çok güzel bilgiler paylaştın bir bizimle. araya geldiğim için iyi geldi. Evet, Evet. seni izleyicilerimiz Twitter'dan takip edebilir, değil mi? İsterlerse. Evet, Twitter'da edebilirler. yazıyorsun, analizler paylaşıyorsun. Evet, yazıyorum, Tamam. paylaşıyorum. Hani oradan Helin alt tire, Çelik alt tire bu şekilde bulabilirler beni. iTarget'te de aynı şekilde analizler yapıyorsun. Evet, yani şöyle söyleyeyim, hafta içinde genel değerlendirme çarşamba, cuma, pazartesi, şimdi salı günleri de başlayacağız. Günlük analizler güzel oluyor bu arada. Şey Öyle yani mi? şu Teşekkür an ederim. ya güzel, aynen teşekkür ederiz. Çünkü yani ekosistem yapılan her katkı bence çok önemli. Şey hani anlık olarak ne var onu görmek için. Çünkü yani dün yaptığın bugünü değiştirebiliyor. Bambaşka senaryolar olabiliyor Yani gibi. Twitter'dan ben anlık yazmaya çalışıyorum. Yaptığımız herhangi bir analiz varsa oradan paylaşıyorum. Bunun dışında bizim kendi sitemizden bülten araştırma bölümüne girip araştırma sekmesinin altında bültenler, günlük ve haftalık bültenler buradan da takip edilebilir. Sizden de takip edebilir yatırımcılarımız. Yani her kanaldan ulaşmaya çalışıyoruz. Tamam, evet. Bizde de zaten kriptosozliktv.com'da da web adresimizde de aynı şekilde biz yer vermeye çalışıyoruz bolca. O zaman Teşekkür ederim. tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Vaktinizi ayırdınız. Bizi Ya, konuk ne ettiniz. demek, bir mukavele çok güzel oldu. Dostlar, bugün iCrypex'ten Helin'le birlikteydik. Şöyle bir alayım.
Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzel bir yayın oldu bence. Bunlara bence dikkat edin. Gerçekten bunları yaparsak bunlar deneyimle ortaya çıkan şeyler, tecrübeyle ortaya çıkan şeyler. Ben de kendi geçmişte yaptığım hatalardan bahsettim size. Bunlara dikkat edin dostlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Zile dokunun, videoları beğenin ve yorumlarınızı da mutlaka bekliyoruz. Mesela 9 tane hata saydık ya size. Bunlardan hangilerini yaptınız, hangilerini yapmadınız? Bunlara dikkat edin ve yorumlarınızı mutlaka yazın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.